2021 Meteksan Savunma Standı'na hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra biz de fuarlara ara verdikten sonra ilk defa burada paydaşlarımızla birlikte olmaktan İDEF fuarında çok mutluyuz. Bu fuarda özellikle son dönemde tamamladığımız yenilikçi ürünlerimizi ilk kez sergiliyoruz. Bunların başında sırayla bahsetmem gerekirse kapan anti-drone sistemi bizim en önemli ürünlerimizden bir tanesi. Helikopter engel tespit sistemi, İHA'lar için geliştirdiğimiz SAR radarı, elektronik harp sistemleri, ULAK silahlı insansız deniz aracımız, denizaltı sonarları, Karina'ya monteli sonar sistemi gibi birbirinden farklı şu anda kullanılmasını beklediğimiz veya envantere girmiş kullanılan yenilikçi ürünlerimizi burada ilk kez gösteriyoruz. Bildiğiniz üzere son dönemde bu mini mikro İHA'lar, dronlar gerçekten çok önemli bir tehdit haline geldiler. Hem bunlar terör örgütleri tarafından hem de düşman unsurlar tarafından işte üzerlerine patlayıcı takılarak veya keşif gözetleme amacıyla yoğun olarak kullanılıyorlar. Bizim ülkemizde de maalesef terör örgütünün bu dronlara patlayıcı yüklü bir şekilde çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğine şahit olduk. Bu saldırıların önüne geçmek, bu mini mikro İHA'ları, dronları önceden tespit etmek amacıyla Kapan Drone Savunma Sistemi isimli bir sistem geliştirdik. Bu sistem bünyesinde aslında temelde 3 tane alt sistem yer alıyor. Bunlardan bir tanesi radar sistemi. Tamamen Meteksan Savunma Mühendislerinin geliştirdiği bir drone tespit radarıdır. Bu sistem 9 kilometreye kadar menzili olan bir radar. Mini mikro İHA'ları en küçük dronları bile 4 kilometreye kadar tespitini gerçekleştirebiliyoruz. Radar sistemiyle bunların tespitini gerçekleştirdikten sonra bu bilgiyi yine sistem üzerinde bulunan elektrooptik alt sisteme yani kameralara veriyoruz. Bu kameralar gece gündüz radarın tespit ettiği dronları havada yakalayarak takip etmeye başlıyorlar. Kameralar yakalayıp takibini gerçekleştirdikten sonra da bu bilgiyi otomatik olarak karıştırıcıya yani jammer sistemine veriyoruz. Bu jammer sistemi de dronların üzerinde bulunan haberleşme altyapısını, komünikasyon altyapısını, data linkleri karıştırarak dronları etkisiz hale getiriyor. Bizim şu anda bu geliştirdiğimiz sistemin testlerini çok büyük başarıyla gerçekleştirdik. Bu tip drone savunma sistemlerine sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da farklı ülkelerde ciddi ihtiyaçlar var. Yani biz hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için veya farklı güvenlik kurumlarımız için hem de yurt dışındaki dost müttefik ülkelerin drone savunma sistemleri ihtiyaçları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MİSAR Savunma Sanayi Başkanlığımızın himayelerinde yerli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz yüksek teknoloji bir radar sistemi. Radarın iki temel fonksiyonu bulunuyor. Bunlardan bir tanesi havadan yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibinin yapılması ve de görüntünün olmadığı, görüşün çok düşük olduğu şartlarda dahi mesafeden bağımsız 30 santimetreye kadar çözünürlükte görüntü alma imkanı sağlıyor olması. Bunun dışında entegrasyon kolaylığını, ağırlığının son derece düşük olması, tek ünite olması ve de düşük ağırlık ve düşük hacime sahip olması öne çıkan özellikleri olarak söyleyebiliyoruz. Bugün için bahsedebileceğimiz bir diğer husus orman yangınları bildiğiniz gibi. Orman yangınlarında hasar tespiti için de bu radarın kullanılabilmesi mümkündür. Onun dışında yangınların seyrinin analiz edilmesinde de benzer şekilde SAR-MTI radarımızı, MİSAR'ın kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Mühendislik uçuş testlerimizi Anka platformu üzerinde gerçekleştirdik. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde Anka platformuyla yurt dışı satışlarında, Anka'nın yurt dışı satışlarında, yurt içinde kullandığımız Anka'larda MİSAR radarının kullanılmasını ümit ediyoruz. MİSAR radarımızın önemli avantajlarından birisi de bulut üstünde yüksek irtifada görüntü alma kapasitesine sahip olmasıdır. Bu da güvenlik açısından İHA sistemlerimizin daha güvenli uçuş sağlamasına ve görevlerini icra etmesine imkan sağlayacağını düşünüyoruz.